Yeni bir günden, yeni bir vlogtan hepinize merhabalar, günaydınlar, tünaydınlar, hayırlı akşamlar, iyi geceler diyeyim. Kiminiz gece izliyor, kiminiz tam böyle yemek hazırlığında izliyor, kiminiz sabah kalktığınızda izliyorsunuz. Günün hangi saatinde beni izliyorsanız hoş geldiniz, sefalar getirdiniz dedik. Bismillah dedik, güne başladık. Ben bugün güne çok geç başladım. Çünkü sabaha doğru yatıyorum. Emre ve Mikael uyuyor artık. Mikael sabah çalışıyor. O da herhalde birkaç gün değişir onun vardiyası de. O yüzden ben oturuyorum. Birazcık uyuyakalmışım. Videomu yüklemeye aldıktan sonra Allah'tan yumurtayı koymadım. Dedim Aysu sakın yumurtayı koyma. Şöyle hafif uzandım. Orada bir 10 dakika kestirmişim. Huyumu biliyorum çünkü neyse kalktım işte yumurta falan haşladım. Kahvaltımızı yaptık. Saat 6'ya doğru yattım arkadaşlarım. Güne tabii ki ben 12'de başladım. Ama öyle bir şey ki yataktan böyle kalkasım yok. Bir de giderken de kapıyı da örtüyorlar. Hani ben rahatsız olmayayım diye kalktıkları zaman pardon kalktıkları zaman ikisi de ben rahatsız olmayayım işte kapıyı da örtüyorlar. Ses seda da yok. Ay gözümün var ya vallahi zar zor açtım arkadaşlar. Neyse hemen saçıma olmadı ama bir maşa çektim. Dedim hadi düzgün olsun böyle. Lavaboları yıkadım, evleri süpürdüm, toz aldım, silmedim ama dün zaten yapmıştım. Çamaşır makinesinin o filtrelerini yıkadım. O da kurusun, takarım hemen makinama. Şöyle bir makineyi falan temizledim. Çamaşır makinesinin işte gözünü falan, kurutma makinesinin işte etrafını falan hallettim. Çamaşırlarım sadece bir çarşaf dışında yıkanacak. Hiçbir kirli çamaşır yok. Yarın zaten Mustafa getirecek. Ne yemek yapacağım? Yine beynimde şu an hiçbir şey yok. Sizler neler hazırlıyorsunuz kızlar şimdi iftara? Hepinizin ellerine sağlık. Şöyle yorumlarda yazın. Okuyan arkadaşlar için de fikir olur hem de. Benim menü sıfır. İnanın böyle şu an sıfır. Bir mayalı bir şeyler yapayım diyorum. Bir kuru fasulye pilav yapayım diyorum. Tavuk görmek istemiyorum. Köfte kıyma için çıkartmak için sanki biraz geç kaldım. Şu an saat 3. Aslında da yetişir ama ne bileyim. Ben bugün herhalde biraz kolaya mı kaçacağım? Ne bileyim bilmiyorum valla. Şu balkonu yıkadıktan sonra bir karar veririm. Benim motivasyonum yüksek olsun. Sizin de motivasyonunuzu düşürmeyeyim. Hepimize güzel bir gün olsun. Hadi arkadaşlarım. Biz kadınların işi, gücü, çilesi bitmez. Kolları sıvayalım. Mutfağa girişelim. Allah ne verdiyse. Yapalım edelim. Afiyetle yiyelim arkadaşlar. Tekrardan hepinize hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar. Videomu da buraya kadar sıkılmadan izlediyseniz beğeni ve yorum yapmayı da unutmayın. Canlarım benim. Desteklerinizden ötürü çok 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 teşekkür ederim. Abone olmadan izleyen arkadaşlarım sizlere de merhaba. Bayağı abone olmadan izleyen arkadaşların izlemesi çok fazla. Kanalıma davet ediyorum. İstatistiklere baktığımızda en çok zaten bu Instagram'da da böyle. En çok takip etmeyenler takip eder. Abone olmayanlar izler. Sizlere de selamlar, sevgiler. Kanalıma bekliyorum. Ve balkonumu yıkıyorum. Sonra market, sonra yemek, sonra akşamüstü bir heyecan, o tam iftar heyecanı. Sonra oraları toparla, sonra ya çay ya kahve. Sonra otur edit yap. Çocukları sahura kaldır. Yani Mikail'i, Mustafa'yı, Emre'yi. Ay çocuk ismini karıştırıyorum. Veled dali namil. Valla bütün günümüz böyle. Kalk, topla, yıka, süpür, sil, toz al. Yemek yap. Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi. Kız valla bizim işimiz var ya yemin ederim daha zor. Gerçekten daha zor. Aslında bize var ya aylık maaş bağlanması lazım. Cidden en çok yorulanlar erkekler de yoruluyor. Evet onların da bir evi geçindiriyorlar. Çoluk çocuktur. Onların iş gücü de çok fazla. Ama bilmiyorum bana katılır mısınız? Ben bunu zaten sürekli derim. Yeminle biz kadınlar hastalıkta bile daha dirayetliyiz. Hikaye nezle olmasın. Ay. Hele babam da aynı. Benim çocuklar da aynı. Sanki dünya böyle bunların başına çökmüş. Kollarını kaldıramazlar. Ölüyorum. Onu yap, bunu yap. Kız erkekler vallahi daha nazlı. Biz kadınlar
Hele onlar bir doğum yapsın bakayım nasıl yapacaklar. Arada sırada böyle video izliyorum. Erkeklere doğum sancısı veriyorlar. Vallahi tavana fırlıyorlar. Ay öyle videolar var. Bilmem hiç denk geldiniz mi? Bizim acı eşiğimiz daha yüksek. Erkeklere göre erkekler çok nazlı. Bilmiyorum, bana katılıyor musunuz? Katılıyor musunuz kızlar? Benimkiler nazlı. Arkadaşlar laf lafı açacak. Ben kalkayım hemen işlerimi halledeyim. Benim de aynı şekilde, A101 de aynı şekilde. Herhalde bebek ürünleri geliyor. Kızlar böyle, şu çok hoşuma gitti polar. Ne kadarmış bu? Şuralarda yazıyor mu? Hep böyle bebek polarları gelmiş. Yelekler. Şöyle çarşaflar. Yine aynı şekilde oyuncaklar. Şunlar bakın. 9-12 ay. Şöyle nevresim. Aynı şekilde çatal kaşık. Şöyle lastik ve çarşaf falan gelmiş. Yani pek bir şey yok anlayacağınız. Yani bebekle anneleri ilgilendiriyor. Şöyle askılar. Metal matara gelmiş. Yani çocuklar için bak. O zaman yerler kaçtan aldı ki? Burada 9.95. Gayet de güzel. O da çünkü ebebekten almıştı. Patikler, çıtırtı bodiler kızlar yarım. Yani pek bir şey yok. Şu gelmiş elektrikli. Neydi bunun adı? Dur, unuttum. Saç ha. Elektrikli saç. Annemin de vardı bunlar. Başka da yeni ürünler. Vallahi şöyle mama kapları falan. Şöyle bir domates püresi alacağım. Çikolatalar kızım. Her yerde çikolata var, tüm marketlerde. Ben de şu şeyi çok seviyorum, portakallıyı çok seviyorum. Bakın, şunlardan da çok tüketirdim bir ara. Kedi dili alacağım fakat göremiyorum. Bazen gözümün önünde olan şeyi göremiyorum. Ay ben var ya, gözlerim benim iyice gitmiş. İyice böyle yaklaşmam gerekiyor. Yok, kedi dili burada yok ama şu kısma bakalım. Kızlar şunlar çok güzel oluyor kahvaltıda. Böyle arın atıştırmalık olarak da. Böyle üzerine peynir, domates, çiçeği yiyesiniz geliyor. Kedi dili. Burada da yine daldım ben. Yeşil mercimek çorbası yapıyorum. Suyu kaynatıyorum. Şuralarda kireçlenmiş. Oraları hiç görmeyin. Temizleyeceğim. Burada patatesi haşlıyorum. Neden haşlıyorum? Size hemen şu tarafı alayım. Enerjim yerinde. Çok iyiyim. Şimdi ben ilk defa yapıyorum. Bana şans dileyin. İnşallah şöyle güzel bir bulgur köftesi yapacağız arkadaşlar. Bir su bardağı bulgurum var. Bir su bardağı bulguru yoğurma kabıma döküyorum. Bir su bardağı da kaynar suyu üstüne ilave edip üstünü kapatıyorum. 15 dakika böyle dursun, demlensin. Şimdi bulgur köftesinin içine de bir tane yumurtayı kırdım. 1,5 yemek kaşığı da un ilavesi yaptım. Baharatlarını kattım. Baharat olarak da kırmızı toz biber, pul biber kattım, kimyon kattım. Bunları ben göz kararı kattım. Eğer tabii ki seviyorsanız birazcık daha fazlalaştırabilirsiniz baharat miktarını. Tuzunu ekledim. Şimdi yoğurmaya başlıyorum. Elimle şöyle güzel yoğurdum. Bakın şöyle. Burada da iki tane çok büyük değil patatesler. Nasıl diyeyim? Yani orta boy. Çok büyük bir patates haşlamadım. İki tane patatesi bu şekilde haşladım. Şimdi bunun içine katıyorum. Bununla yoğuruyorum. Yuvarlıyorum. Şimdi bu tepsiyi de unlayacağım. Unladığım tepsimin üzerine minik minik koyup şöyle sallayacağım. Sonra tencerede salçalı soslarını falan yapıp pişireceğiz. Bulgur köftesini çok merak ediyorum. Dur bakayım nasıl olacak.
Şimdi patatesi de yoğurdum. Kıvamını da şöyle göstereyim. Azıcık elimi ıslatıyorum. Gayet böyle her şey şu ana kadar ölçüler tam yerinde kızlar. Yani tam ölçü tarif diyeyim ben size. Aynı o gösterdiğim su bardağında yaptım. Şöyle yuvarlayıp unladığım tepsiye bunları tek tek koyuyorum. Sonra bir sallayacağım. Sulu köfte de bu şekilde yapıyorum ben. Unlarım. Ben bunu yapacağım. Bu aradan çıksın. En son yoğurdun üstüne en son böyle hani iftara yakın yaparım. Bunu yaptıktan sonra hemen yeşil mercimeği yaparım. Yanına da bir şeyler uydururuz. Bir günden böyle bitiririz. Vallahi elimi çabuk tutmalıyım. Yine anca böyle iftara gıdı gıdına yetişecek. Öyle gözükecek. Öyle gözüküyor şu an. Şimdi tavaya bir yemek kaşığı tereyağı aldım. Bir miktar da sıvı yağ aldım. Çok az. Kaynar tuzlu suya hazırladığım bulgur köftelerini de ilave ettim. Bir de çok az bir sıvı yağ döktüm. Hani birbirine yapışmasın diye. Şimdi burada hemen sosunu hazırlayacağım. Salçayı, biber salçasını çıkarttım. Domates sosu. Domates sosunuz yoksa hani ben bugün hazır aldım. Evdeki domatesle rendeleyebilirsiniz. Salçasını kavurdum. Domates, biber salçası kattım. Domates sosunu da kattım. Şimdi 2 diş de sarımsağı rendeledim. Karabiber, çok az bir tuz ilavesi yaptım. Şöyle karıştırayım şimdi bunu. Bulgurlar da 10 dakika dursa yeterlidir. Şimdi alacağım onları bunun içine. Merhaba. Bulgurları %100 ben çok fazla haşladım. Artık neyse bu böyle olsun. Ben bunu bir kere daha deneyeceğim. İnşallah tadını da beğeniriz. İşe güce dalınca unuttum. Aslında 10 dakika yeterli olurdu. Herhalde benimkisi birazcık 10 dakikadan fazla haşlandı. Yoksa her şeyi tam kıvamındaydı. Güzeldi. Bulgur köftesi. Üstünüzü giymişsiniz beyefendi. Saz arkadaşlarınızın yanına gidiyorsunuz herhalde. Olabilir. Saz arkadaşının yanına gidiyor değil mi? İyi hadi bu bakalım. Bu akşam yeni bir türkü besteledik de onu. Neymiş o? Ay akşamdan işte. Ay olmadı bulgur köfte. Ama tadı güzeldir. Bakalım olsa da onu yiyeceğiz herhalde olmasın. Şey diyorsun ya bana hemen makarna haşla. Aç kalmayalım. Aç kalmayız. Aç kalmayız. Bugün çok acıktım ya. Valla Allah kabul etsin ama. Niye akşam da yedin 2 tane yumurta? Gıcıklık yapma. Ben dalmışım. O yüzden mi yedin? Vallahi dalmışım. Ben sen niye almadın? Hı? Hı? Sen niye almadın yumurtayı? Ben bir tane daha fazla yiyemiyorum. Yani. Ben kendime dikkat ediyorum hayat. Fazla kilo almamaya çalışıyorum ben. Var ya sürekli bana böyle laf çaktırıyor. Çok kilo aldın. Aysın işte şöyle böyle. Niye zayıfken de çok zayıftın diyordu. Hı? Ortaya ısını tutturamıyorum mu ya? Tutturamıyorum hayatım. Ne yapayım? 1 liranın 2 kilogramı daha az almış bak. Ucuzdan mı lan? Niye orada? Ben uzun zamandır ön tarafa koyuyorum. Aa niye sen cüzdanı ön tarafta taşıyorsun? Arka tarafta benim belime arttı cüzdan. Çok mu param var? Çok mu para var? Parayla ne alakası var? Hayatım ne alaka cüzdan? Vallahi bile. Cüzdan bel artmaz. Bunu bu ön tarafı cebime koyduktan sonra daha da belim ağarmadı hiç. Mikail. Vallahi diyorum. Silahtır ya. O. Silah ayrı ya. Silah etkiliyordur. Cüzdan. Cüzdan bel artıyormuş arkadaşlarım. Kızlar siz de eşlerinize sorun bakayım. Cüzdanları belini ağrıtıyormuş. Benimkisinin belini ağrıtıyormuş. İnanmadım buna. O kesin silahın etkisidir. Ağrıtıyor mu? Bir de otururken onu söyle. Geldiği için otururken rahatsız artıyor, ediyor de. Otururken yani. Hayır otururken. O da ağır yapıyor. Hayır otururken. Yağmur başladı. Hikaye. Bu hafta da yağmurlu ya. Muhtemelen bayrama kadar yağmurlar devam ediyor ya. Hadi ezan mı? Hadi kızlar ezan okunuyormuş. Hayırlı iftarlar. Bulgur köftemiz hazır oldu. Dağılma oldu. Zaten paylaştım sizle.
Aslında bunun içine şöyle 2-3 yemek kaşığı irmik de koyulabilir. Ben bunu bir kere daha deneyeceğim arkadaşlar. Ama eminim tadı çok güzel oldu. Çünkü buram buram böyle sarımsak kokuyor. Böyle çok güzel kokular geliyor böyle burnuma. Bazen mutfakta aksilikler yaşayabiliyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. Bu da nazarlık olsun. Hemen makarna haşladım dedim. Bir kere aç kalmayalım, hemen bir makarna yap. Şimdi bilmiyoruz nasıl oldu filan tadı diye. Çorba mı oldu? Masamı kurdu. Bir de salata yaptı Emre. Sağ olsun. Bizim yemeğimiz bu şekilde oldu kızlar. Makineye bulaşıkları koydum. Şimdi bunları da makineye koyacağım arkadaşlarım. Ve makineyi çalıştıracağım. Ve mutfak temizliğine başlayayım. Şunları da aynı şekilde kalıfa alalım. Birazcık böyle mutfakta işim var. Bunları da çıkarttım. Mutfağın sadece şu yemek pişirdiğim dolap kısmını sileceğim. Şimdi en son el bas bezimle üstünden geçiyorum ocağımın. Kurulama falan gerektirmiyor. İlk önce burayı bir halledeyim de sonra şeye geçerim. Elimde yıkayacağım bulaşıklarım var, tencere falan. Makinede zaten çalışıyor, duyuyorsunuzdur sesini. Beni yalnız bıraktılar. Ben çay demleyecektim. Mikail Bey kahveye gitti. Saz arkadaşların yanına biliyorsunuz. Bir hasret gidersin. Emre de yürüyüşe gitti. Ben de böyle sizlerle birlikteyim. Olsun, ben de yalnız değilim. Sizler varsınız. Beraber bir kahve yaparız arkadaşlarım. Ben de kahve içerim. Şimdi tek başıma çay demlemek istemiyorum.
Kalarak da gel gönül bu affeder. Kalanı bırak kalbin bozan sessizliği. Günahsa isterim yanımda kal ne fark eder. Sevamsa istemem sensizliği. Yandım ah yandım kurtarsa. Kaldım da kimse affeder. Aşkım kandım ihtişam affeder. Hiç görmedim senin gibi acımasız zalim biri. Bu kalp sesi şimdi kimi söyle. Bayılıyorum şu mutfakta. İş yaparken müzik dinlemeye. Bir tepsi kalmış, bunu da yıkayayım, unutmuşum. Kızlar, kendime bir kahve yapıyorum. Sonra oturuyorum. Saati şöyle göstereyim size, bakın. Yemin ediyorum daha yeni işim bitti. Şu kahveyi içersem birazcık dimçik gibi olurum. Maden suyu dökeyim. Bir kere maden suyu almış bana. Dün ben ona maden suyu al dedim, o bana tatlı getirmiş ya. Bugün de maden suyu demedi, bana maden suyu getirmiş. Duydunuz. Zilin sesini, keyif saati. Hadi kahvemi de aldım. Birazcık sohbet edip sonra videomu kapatayım. Çok da fazla uzatmayayım videoyu. Ramazan'da da sizin işiniz gücünüz oluyor. Siz de çok fazla böyle vaktinizi almayayım arkadaşlarım. Çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel yorumlar yapıyorsunuz. Allah razı olsun hepinizden. Sizleri seviyorum. Ay yoruldum. Vallahi yorulmuşum. Bak şimdi anladım yorulduğumu şöyle oturunca. Yemekten sonra cidden yani kimileri mesela yemeğini yer, hemen masayı böyle toplar, bulaşıklarını halleder, direkt hani işine gücüne bakar. Ben kahvaltı masasında da aynı şekildeyim. Kahvaltımı yaptıktan sonra böyle birkaç bardak keyif çay içmeyi seviyorum. Yemeğimi yedikten sonra o masanın o dağınık halini seviyorum. Bak aslında çok böyle şey bir kadınımdır hani pimpirikli demeyeyim, yok. Hani düzeni falan severim ama bu yeme konusunda, yemek masasında o dağınık masa sofrası, o sohbete bayılıyorum arkadaşlar. Cidden. Yani mesela birkaç arkadaşım var. Kendilerini de çok seviyorum. Özellikle onları uyarırım. Bak masayı toplama. Çünkü dayanamıyorlar. O yemek yenildiği zaman hemen toparlamak istiyorlar. Onlar da haklılar. Ama benim de işte böyle bir garip bir huyum var kızlar, seviyorum. Masa başı sohbetine bayılıyorum. Gelen konuklarımı evimin yani salon olsun, mutfak olsun her yerde seve seve ağırlarım. Ama şu mutfaktaki sohbet başka hiçbir şeye benzemiyor.
daha sıcak, daha samimi buluyorum. Yer sofrasında oturup sohbet etmeyi de çok severim. Yer sofrası kültürünü de çok seviyorum. Fakat şimdi biraz kilo aldım ya, oturamıyorum. Biraz bacaklarım ağrıyor. Geçen gün işte ne yemiştik? 2 kere bir şey yemiştik. Bayağı bir zorlandım kız. Vallahi bu kilo da iyi bir şey değil ha. İnsanın göbüşü katlanıyor. Bacaklar düzgün katlanmıyor, ağrıyor. Zaten dizlerimden zorum var. Bir de bu çıktı benim başıma. Ne var? Bir şey var ama cidden. Her iki dizimde de. Zaten inanılmaz bir ses geliyor. Garç gurç. Sanki böyle birisi orada bir kayayı böyle eziyor gibi, böyle garç gurç diye böyle bir ses geliyor. Ne olabilir ki işte? Vallahi hiç doktora bile gitmek istemiyorum. İnanır mısınız? Daha ameliyat işinden de haber de çıkmadı. Bakalım ne zaman çağıracaklar beni. Ay, dua edin de vallahi inşallah hayırlısıyla şöyle kazasız belasız şifa ile taburcu olurum. İnşallah diyelim. Ay, ben bunun yanına bir tane bir çikolata alayım. İşte şekersiz de kahve de severim ama yanında böyle ufak da olsa bir şey olacak. Öyle arkadaşlarım, gelelim bulgur köftesine. Bulgur köftesi nasıldı? Bulgur köftesi, yani şu zamana kadar neden yapmamışım ben onu? Cidden bu kadar mı lezzetli, bu kadar mı güzel olur? O sarımsağın kokusu, o salçalı sos, domates sos yaptım ya, inanılmaz lezzetliydi. Ama işte ben bir iki hata yaptım. Nerede ne hata yaptım bilmiyorum. Yumurtası var, un miktarı iyiydi. Her şey iyiydi. Yoğurdum. Şöyle bir videolara da baktım. Mesela bulguru fazla bekletmeyin diyorlar. Çok şişer. Bu sefer toparlaman zor olur. Acaba ben köfteleri iri mi yaptım? Ama suda çok kaynadı. Bakın orası hani kesin ve net. Bu konuda uzman olan arkadaşlarım, bulgur köftesi konusunda. Suda ilk başta hani dibine çöküyor köfte. Suyun üstüne çıktığı zaman hani o kısma dikkat etmeniz gerekir diyor. Bir de bulguru çok fazla ıslattıktan sonra bekletmeyin diyorlar. Vallahi hangisi bilemiyorum. Bir yerde bir hata yaptık ama dur bakalım nerede yaptık. En yakın zamanda denenecek o. Deneyeceğim. Misafir sofralarına da çok yakışır. Kesinlikle ya. Bu yemeği ben çok geç keşfettim arkadaşlar. Ama güzel. Mikail bayıldı. Emre de aynı şekilde. Bir de hemen doyuruyor. Etsiz köfte. Maliyeti düşük. Patates, bulgur. Yani evde olan malzemeler arkadaşlar. Yelda aradı beni. Sarp'ı banyo yaptırırken. Ay yavrum benim. Kız biraz büyümüş. Vallahi. Yelda dedim, ne olur dedim. Bir dedim böyle telefonu yan tut da video çekiyorlar. Abla diyor, video çekecek zamanım var mı desene bana diyor. Hiç zamanım yok. Yoksa tabii ki diyor, hani çekip paylaşırım. Ben biraz böyle şarkılar söyledim. Kırmızı balığı söyledim. Uyusun da büyüsün ninni dedim. Bir şeyler dedim. Böyle bakıyor. Kız bir kere gülmedi. Vallahi bir kere gülmedi. Sadece yaptı o kadar. Annesinin parmağını ısırmış. Diş çıktı kızlar. Ay iyice böyle çıkmaya başlıyor. İnşallah Ramazan bayramında Allah'ım bir aksilik göstermezse inşallah diyelim. Bayramda Arife günü görüşeceğiz. Bakalım Şeref'in şu an izin durumu. Evet okey, Arife günü ama ne olur ne olmaz bilemeyeceğim. Aynı şekilde Mikail'in de her an bir görev çıkar. Her an bir şey olur. Orasını bilemem. Arkadaşım arıyordur. Ona da bir döneyim arkadaşlarım. Arkadaşımla konuştum. Saati de 1:30 yaptım. Yani sizinle konuştuğumda saat 12 bile olmamıştı. Yeni editimi bitirdim. Dedim kapanışı tam yapmamıştım. Onu yapayım. Şimdi mutfağa geldim. Mikail Bey de şimdi mutfağa gelecek. Bir şeyler yiyip yatacak. Artık dedi ben böyle sabah kalktığım için de Aysun saat 4'te falan kalkmayayım dedi. Uykum da bölünüyor. Uykumu da alamıyorum. O şimdi yiyip yatacak. Ben ve Emre saat 4'e doğru sahurumuzu yaparız, yatarız. Ne yiyeceksin sen şimdi? Bir şeyler mi atıştıracaksın? Ay, kahvaltılık falan çıkartacak herhalde. Masa. Sabahtan beri Erol Evgin'in şarkısı dilime dolandı. Sevdan olmazsa Mikail. Şimdi size
İyi akşamlar dileyelim. Günaydınlar dileyelim. Tünaydınlar dileyelim. Bir şeyler... Ya. Yani işte ama günün herhangi bir saatinde izliyorlar o yüzden. Hadi sen, evet. Hadi sen de söyle. O zaman yeni bak açanlara günaydın. Yatmak üzere olanlara iyi akşamlar. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Yarın çok güzel bir gün olsun hepimize.